Eklerinize kavuşmakta tamam. Geç kalmayın diyor. Efendim, Hülya Hanım ve ablası 55 yıl sonra kavuşacaklar. Ay. Yarım asrı geçen bir şuradan gelecek ailele. Sarılalım. Bence koştik çünkü. Gerçekten. Evet. İşte abla. Ay. Ya. Ay ne güzel. Allah'ım benim ya. İyi ki varmışsın, iyi ki yaşıyorsun ya. Evet, canım hep benim. Merak ediyordum yaşıyor evet, musun ben diye. Ben de sizi merak ediyordum. Vallahi ama. Çok merak ettim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Size. Selam hepinize. Buyurun, hoş herkese geldiniz. Selam ediyorum. Hoş geldiniz. Selam ablam ya. Hadi birbirinizle konuşun vallahi. Hep seni ekranda görmeyeceğim. Demek ki burada görmek kısmetmiş yani. Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Canımın içi. Kızı öpeyim ben. Kızı öpeyim. Hülya Hanım'ın böyle yıllar içinden boşalıp akıyor kes. Sanki. Aynen. Sevinç gözyaşları da evet. Başka bir şey değil. Evet. Ama sizlere çok minnettarım gerçekten yani. İmkanı yok, sizler olmasa ben kesinlikle bulma imkanım yoktu. Bir de evet. Nazmiye ismini kullandığı için hayatta bulunamazdı yani. İmkansız bulamaz. Ama bilmiyorum içimden sizlerin bulacağını hissederek geldim. Ne mutlu bize, ne çünkü mutlu çok bize. Güzel şeyler yapıyorsunuz, çok olaylar çözülüyor, her şey. Sayenizde iyi ki varsınız. Ay çok teşekkür ederim. İyi ki sizler de varsınız. Hep beraber yapıyoruz. Ne yapıyorsak. Canan Hanım, sanırım Hülya Hanım'ın en çok içini rahatlatacak olan şey şu olur. Annesi Hülya'yı arıyor muydu? Bunu anlatırsanız bence Hülya Hanım için en mutluluk verici şey bu olacak. Evet. Annesi, yani annemiz diyeyim, çok sıkıntı yaşıyordu. Şöyle neden sıkıntı yaşıyordu? Nasıl bulacağını bilmiyordu. Sivas'ta diye duydu bir ara. Sivas'a götürmüşler diye duydu. İlk hani alıp götürdükleri zaman. Doğru değil mi? Sivas. Doğru. Tokat. Sivas'ta. Yani dayımlar, annemler Sivaslı. Beni büyütenler Sivaslılardı. Sivas'ta evet. Dedi. Ben yıllarca hep kafamda Sivas'ı. Yani, tutmuşsunuz. Aynen öyle. Dedim Sivas'ta ama hatta bazı bir ahbaplarına bir şey konuşurken benim kardeşim de var Sivas'ta diyordum. Ama aynen. Tabii ki bir şeyleri anlatamıyorsun. Kimseyle paylaşamazsın. Yıllarca bunun sıkıntısını o da çekti. Ben dedim anneme hani defalarca dedi ki şimdi bir düzeni vardır dedi. Onun dedi hani o düzeni dedi söylemek çoluğu çocuğu olmuştur istemişlerdir evlenmiştir. Hani karman çurman olur diye. Ben de dedim bu sefer ben aramayı düşündüm. Hatta size başvurmayı düşündüm. Dedim tamam bu çıkart. İlla ki Müge Hanım çok uğraşıyorlar. Bütün ekibi olarak. Didikliyoruz herkes. Aynen. Evet. O şekilde dedim bunu altından girer üstünden çıkar yani. Evet ya. Ama. Evet böyle bir tutunma huyum var onu kabul yani, ediyorum yani. Yani tutunurum bize yani. Ama Hülya sağ olsun benden daha şey çıktı. Nasıl diyeyim sana. O cesareti buldu diyeyim. Ama onun hakkıydı o cesareti bulmak. Diye bir şey yok. Biz onun düzeni bozulmasın diye uğraşıyorduk. Ay sağ olun. O şey yapmışsınız. Orada bize düşünce etmiş. Düşünmüş tabii. Yani annem yani rahmetli tabii, olmuş. Aynı da yani modelisin yani ya. Ya evet. Bu arada ekrana vermeyelim. Çünkü diğer çocuklar sanırım annesinin fotoğrafının ekrana verilmesini istemiyor. Niye istemiyorsunuz? Ben ne var ki de? Ben istemiyorum. Siz mi istemiyorsunuz? Şimdi ekrana bak annenin fotoğrafını verelim. Evet. Evet aynı. Ya. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.